Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere güneşli bir günden sesleniyorum. Gördüğünüz gibi çiçeklerin içindeyiz. Sizin de gününüz, ömrünüz çiçekler gibi olsun. Bol güneşli olsun. Sağlıklı günler diliyorum, mutlu günler diliyorum. Saklı bir cennet burası. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Burası çok güzel bir bahçe. Gördüğünüz gibi greyfurtları sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4. Oy 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 oy. Kaldıramıyorum arkadaşlar. Of, Allah'ım yarabbim, kaç tane? 3, 4, 6, 4, 7, 8, 12. Lan kaç lan burası? Bakalım şu topta kaç tane varmış. 3, 6, 10, 11 tane şu an burada var maşallah. Sayamadım ama 11 tane çıktı en son. Saydım, gördüğünüz gibi. Çok güzel. Gelin bakalım burayı. Hep birlikte gezelim ve görelim. Bahçenin güzelliğini hep birlikte izleyelim. Gördüğünüz gibi çiçekler harika. Sizlere çiçekleri de göstereceğim. Muhteşem, güzel görünüyor. Her yer bereket. Bakın burada da var yine. Maşallah diyelim, maşallah maşallah. Görüyorsunuz. Hepsi bunların Allah'ın bize hediyesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ağaçların altlarına kadar düşecek hale gelmiş. Bereketten maşallah. İşte gördüğünüz gibi bahçede bereket fışkırmış. Muhteşem, güzel görünüyor. Şurada da mandalinalar var. Bakın. İnsan bunları gördükçe böyle çok güzel görünüyorlar. Bakmaya kıyamıyor. Görüyorsunuz. Her biri şöyle dalların arasından çürümeye başlayanlar da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, muhteşem güzel görünüyor. Çiçekleri de görüyorsunuz. Her yer harika görünüyor. Hadi hep birlikte videomuza devam edelim. Her yerimiz ağaçlarla dolu. Gördüğünüz gibi şuradaki mandalinaları da görebilirsiniz. Ne kadar güzel ve bereketli. Ve ben şu an buranın içerisinde gezerken arkadaşlar, bakınız şurayı göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi ben size buraları gösterirken arkadaşlar, mis gibi kokuyor. Kelebeği görüyorsunuz. Şu an kelebek kondu buraya. Onun da ömrü bugün ve bugününü yaşıyor kendisi arkadaşlar. Biz de onun bugününe kısa bir sürede olsa ne yapıyoruz? Eşlik ediyoruz. Gördüğünüz gibi doğanın içerisinde kendi yerini aldı. Ve özgürce yaşıyor arkadaşlar. Bizler de kelebekler gibi olalım. Doğada, hayatta yerimizi alalım. Ve birbirimizle güzel geçinelim arkadaşlar. Nasıl hayvanlar birbirlerine saygı duyuyorsa, diğer canlılar birbirine saygılıysa bizler de saygılı olalım arkadaşlar. Mandalinaları görüyorsunuz. Şöyle. Aa, çok güzel. Hoşuma gitti. Dokunmak bile çok güzel. Evet, burada da var. Burada da var. Yukarıda da ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Ayde de var.
Gördüğünüz gibi çok güzel çiçeklerin içindeyiz. Sizinle böyle bu güzel yerleri paylaşmak istedim. Bir hafta sonu böyle güzel bir bahçeye hep birlikte güzel bir tur yapalım istedim. Burada da ağaçlar var yine. Çok güzel görünüyor. Ben sizin yerinize bu kokuyu alıyorum arkadaşlar. Mis gibi mandalina, portakal kokuyor. Çiçekler. Gördüğünüz gibi şöyle geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Allah'ın bereketini yağdırmış. Tabii yere dökülenler de var, görebilirsiniz. Ama arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Buraya bakar mısınız derken arkadaşlar, bir de şuraya bakar mısınız? Evet, Allah'ım beni izleyip kanalıma abone olup kalbi güzel, kendi güzel arkadaşlar, abiler, ablalar, teyzeler, güzel insanlar, Allah'ım sizin hepinizin evine böyle şu ağaca verdiği bereket gibi bereket versin. Bereket nedir diye sorarsanız, bir malın veya birden fazla malın sizde fazla fazla olmasına denmez. Bereket işte gördüğünüz gibi kendi küçücük ama gördüğünüz gibi her yerinden bereket fışkırmış bir ağaç. Allah'ım sizlerin de yuvalarına böyle güzel güzel bereketleri yağdırsın, dualarınızı kabul etsin. Ben şu ağacı gördüm, gerçekten hayran kaldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size daha yakından. Yani ne tarafa dönseniz, ne tarafa baksanız her yeri dolmuş taşmış gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bizi yaratan sahibimiz olan Allah'ımıza ne kadar şükretsek az diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağacın neredeyse meyve olmayan dalı yok. Her yerinde gördüğünüz gibi mandalina, her yerini kaplamış mandalinalar. Çok hoş, çok güzel. Diğer ağaçlar da o şekilde ama en güzeli bu bana göre. En çok veren ağaç. Böyle mis gibi bir hava var. Tertemiz. Kuş sesleri de geliyor. Başka canlılar da yaşıyor burada tabii ki. Biz şu an görmüyoruz ama burada tilki de vardır kesinlikle. Tarla fareleri, tilkiler, işte köstebekler falan. Bizim Kerem'imiz var bir de. Kerem'in sevdiği kalyangoz. Kalyangozlar, yani salyangozlar da var. böyle güzel bir yerdeyiz şu an. Gördüğünüz gibi. Bereketin içerisindeyiz işte. Güzel bir hafta sonu. Evet, mis gibi. Tertemiz bir hava. Tertemiz bir hava. Böyle gördüğünüz gibi her yer yemyeşil, harika. Arkadaşlar biz de lütfen doğaya sahip çıkalım. Doğanın güzelliklerini yaşayalım, hissedelim. Temiz havayı daha çok içimize çekmek istiyorsak doğamızı daha çok temiz tutalım. Elimizde olan küçücük bir kullandığımız eşyanın, plastik kap, çöp, kağıt, karton falan fark etmez. Elimizde ne varsa bize ağır gelmesin. Neden ağır gelmesin? Bize onu yerden almak daha ağır gelir. Lütfen yere atmayalım, kirletmeyelim. Özellikle doğamızı temiz tutalım arkadaşlar. Doğamızı temiz tutalım. Doğamızı ne kadar temiz tutarsak işte gördüğünüz gibi bizler de, siz de benim gibi böyle nasıl ben burada böyle tertemiz bir doğanın içerisinde havayı teneffüs edebiliyorsam arkadaşlar, sizler de güzel bir doğayı içinize çekebilirsiniz, tertemiz havayı. O yüzden ne kadar çok temiz tutarsak bizim için o kadar güzel. Birbirimize karşı saygılı olalım.
sevgili olalım. Lütfen birbirimizi kırmayalım, incitmeyelim. Kendimiz de incinmeyelim. Görüyorsunuz, bu da tam aşılı değil herhalde. Bunun üzerinde de var. Evet, ne diyordum? İncinmeyelim, incitmeyelim. Doğayı güzel yaşayalım, tertemiz. Yaşarken de doğayı arkadaşlar ne yapalım? Kirletmeyelim. Şöyle oturdum buraya, sizinle biraz sohbet edelim. Evet, ben kuşların sesini duyuyorum sizin yerinize de. Belki size de azıcık da olsa geliyor olabilir. Gelecek kuşaklara, yani biz şu an o gelecek kuşak, bizden öncekiler gelecek kuşak derken bizi kastediyordu. Biz şu an o anı yaşıyoruz. O yüzden biz de gelecek kuşaklara daha temiz, daha düzgün, daha güzel yerler bırakmak istiyorsak lütfen saygılı olalım. Ağaçlarımızın genetiğiyle, hayvanların genetiğiyle, insanların genetiğiyle uğraşmayalım. Her şey doğasında güzel, doğal haliyle güzel. Doğada zaten bizim fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Bütün canlılar görevini biliyor. Allah onlara o güzel yeteneği vermiş. Onlar kendi kendini yeniliyor, düzeltiyor, toparlıyor. Sadece biz birazcık doğaya yaptığımız küçücük etkilerle biz ne yapabiliriz? Doğayı daha güzel hale getirebiliriz. Bu güzel bahçeden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, nereden beni izliyorsanız, herkese ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Allah'ım bundan sonraki yaşayacağınız günleri yaşadığınız günlerden daha da güzel eylesin, daha mutlu eylesin. Ömrünüz, gününüz sevdiklerinizle musmutlu geçsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşkla kalın, hoşça kalın.